Ben niye uyandım sabah sabah? Hiç uyanmazdım. Leş gibi erkek kokuyor bu odaya. Sen miydin kız? Benim hiç korkma. Korkma diye ne bak ayol? Bembeyaz oldu, rengi ruhsu harikaydı. Ne yapıyorsun sen? Sabah hiç burada olmazsın ki. Bilmem. Rüyamda seni gördüm, ondan oldu herhalde. Aa, beni mi gördün? Ne yapıyorduk lan rüyanda? Bana sorma. Yastığa, yorgana sor. Ay onlara soracağım tabii. Şurada odalarımızın arasında 2 metre var. Gece uyudun mu diye mesaj atıyoruz birbirimize. Yastığa soracağım, yorgana soracağım tabii. Bana bak. Bazı ben 40 yılda bir erken kalkmışım. Acaba kahvaltı mı hazırlasam? Vallahi bence süper bir fikir ama mutfakta hiçbir şeyimiz yok diye biliyorum ben. O zaman ben gideyim alışveriş yapayım. Bir de sen bana geçen de bir tatlı yaptıydın bir keresinde. Neydi onun adı? Triliçe. O zaman triliçem benim. Vallahi bence senin gibi bir tatlıya tatlı yapmaya hiç gerek yok. Ama yapacağım tabii. Sen istediğin için yapacağım tabii. O zaman hadi ben alışveriş yapmaya gideyim. Sen de yukarıdaki hazırlıklara başla, olur mu? O zaman ben mutfağa çıkayım da hazırlayayım o zaman. Hadi çık da ben bakayım buradan sana. Be dayı, oha. Asıl sana oha, oha diye bizim oralarda öküzlere denir dursunlar diye. Ben sana oha diyorum ama sen hala trene bakar gibi bana bakıyorsun. Ya, sabah sabah belanı arama git işine. Allah Allah, ne oluyor böyle mafyatik ağızlar falan? Ha? Bak, iki kişinin bildiği sır değildir. Şu anda ikimiz de biliyoruz ki sen bir öküzsün, anladın? Ben sana öküzü gösterirdim, ne dua et işim var. Şerefsiz. Şerefsizmiş. Sensin şerefsiz. Allah Allah ya. Ya ne bu böyle bana çay yapıyorsun ya? Allah Allah. Nesin sen? Karadayı mısın? Ne bu böyle aksiyon, reaksiyon? O sesini kısarım senin. Neyse Hayati, sen sakin ol. Tamam, tatlişko ol. Tatlişko, evet. evet. Cibiliyetsiz. Derya. Ay kalk bacım, fıstık gibi kahvaltı var diyorum ya. Uyanmıştım ki zaten. Ay çok soğuk. Çok soğuk değil mi? Evet evet. Ay Allah'ım, yine sürprizi varmış. Ferdi'nin mi, ne diyor? Hayır Ferdi'nin değil, Ceyhun'un. Ya Yaren, biz bu tezgah bitecek, dertler bitecek kafasındayız da. Ceyhun çok hızlı gidiyor. Ne yapıyor kız? Sıkıştırıyor mu seni? Gideyim kırayım mı ağzını burnunu Ceyhun, ne yapayım? Ya yok öyle değil. Kızım ev tutacağım diyor ya, ev tutacağım diyor. Ay. Boş evcilik. Ceyhun'a bak sen, iyice gözü kararttı. Ay Yaren, şakası yok bunun. Var ya, Ferdi bir duyarsa büyük olay olur. Ferdi'ye söylemedin. Söylemeyeceksin de zaten. Sen şu Ceyhun'u ikna etmeye bakacaksın. Bu. İyi de nasıl? Ya adam evleneceğiz nasıl olsa, ev susayım şimdi falan diyor. Kız babam mazur görmüyor diyeceksin. Şu babaların yasakları bir kere de işe yarasın ya. Kızlar günaydın. Günaydın abicim. Ferdi'cim günaydın. Fıstık gibi bir kahvaltı bizi bekliyor. Yaren'den. Serpme serpme. Ziyafet var, ziyafet. Yapma be.
Kızlar haberler kötü yalnız. Kandemir abi diyor ki hemen gelin ofise. Erken mesai. Ulan Carlos çıktı alışveriş yapmaya gitti. Daha ben size triliçe tatlısı yapacağım ya. Ne tatlısı yapacaktın? Triliçe. E olur sana ha. Arabeskin kriliçesi, tatlının triliçesi. Haydi hadi kalkın hadi tembeller hadi. Ay bu sabah da dozumu aldım. Benden artık korkun bacım. Triliçe. Carlos abi sen neymişsin ya? Seni bizim okul takımına alalım mı ya? Oğlum yabancı sınırlaması var. Benim adım Carlos ya, yabancı sanıyorlar, olmaz. Carlito, maşallah sen de fena değilmişsin be evlat. Kıvrak hareketler filan, çalımlar ha. Klas futbolcuymuşsun, aferin. Vallahi Servet abi, sinema artisti olsam durmadan futbolcu rolü verirlerdi. Sen de eski sola çıktın yanlış hatırlamıyorsam, öyle demiştin. Sol açık oynardım. Çizgi Servet derlerdi bana. O zamanlar futbol futboldu be Carlito. Ne paralar vardı ne de bu çark. Takım vardı, ruh vardı, renklere bağlılık vardı, rakibe saygı vardı. Doğru diyorsun Servet abi. Baksana, şimdi deplasmana taraftarlar gidemiyor ya. Normal tribünde taraftar mı kaldı be? Futbolun tadı kaçtı yavrum. Bak sana bir hikaye anlatayım. Sene 1968 miydi, 69 muydu? Geçmiş gün şimdi. Galatasaray'ın o büyük futbolcusu, Allah rahmet eylesin, Metin Oktay jübilesini yapacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile veda etmek istiyor futbola. Yalnız Fenerbahçe'nin bir tek şartı var bunu kabul etmesi için. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin diyorlar Metin Oktay'a. Bak bak, Galatasaray'ın efsanesine soruluyor bu soru. Ne diyor Metin Oktay? Şeref duyarım diyor. Ben de o maçtaydım evlat. Jübile maçında Galatasaraylı Metin Oktay'la Fenerbahçe'nin efsanesi senyor lakabıyla anılan Can Bartu formalarını değiştirdiler 10 dakikalığına. 10 dakikada olsa Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu da Galatasaray formasıyla oynadı. Şimdi, şimdi var ya aynı kahvede maç izleyemiyor taraftar. Mümkün mü böyle dostluk ortamı? Ya kavga ya arbede falan filan ya. Yazık bu futbolun güzelliğine be evladım. Neyse uzun hikaye, ben içeri geçeyim. Çay demlemiştim, bakayım taşmasın. Eyvallah Serhat abi. Oo, nevizadeler. Nereye be? Kahvaltılık aldım. Hadi hadi, ofise gidiyoruz, yürü. Niye? Oğlum, babam öyle istedi, kendisi minibüste. Vuracağız o simitleri, hiç merak etme. Babam nerede? Minibüste. Babacığım. Ulan bir yalnız kıstıramadım şu herifi be. Ne yapalım abi? Yanaşmadan takip edelim. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?